Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenirdi. Eğer mevsimi ise onunla konuşarak, "Hadi bakalım evladım, bu ihtiyarın elmasını ver artık," derdi. Ardından bir elma düşerdi. En güzelinden, en olgunundan. Adamcağız sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ederdi. Daha sonra da babasından kalan Kur'an'ını okumaya koyulurdu. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sulardı. Bunun için de büyükçe bir güğme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Çoban o zamanlar henüz genç olduğundan şöyle bir uzandı mı en güzel elmayı hemen koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağaç ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun, ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken, "Hadi yavrum, gönder bakalım bugünkü kısmetimi," diye onunla konuşurdu. Ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan, yıllar boyu hiçbir gün aksamadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatırlar ve yaşlı çobanın hak dostu birisi olduğunu düşünürlerdi. Yaşlı adam yine bir gün ağacın altında dinlenip namazını kılmıştı. Daha sonra da ağacından elmasını istemiş, ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Gözyaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken ağacın altından uzaklaşıp kendini koyunların arasına atmıştı. Elma ağacı meyve verdiği günden bu yana onu ilk defa reddediyordu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldi. O sırada merkezdeki caminin minarelerinin her zamankinden daha ışıklı olduğunu fark etti. Hemen ardından yankılanan ezan sesiyle de birden kendine geldi. Sanki yeniden doğmuştu o anda. Bir şey hatırlamıştı. O sırada çocuklar gibi sevinmeye başladı. Hiç vakit kaybetmeden de ağacının yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken "Canım!" deyip hıçkırarak ağlamaya başladı. Ardından da şöyle dedi. "Benim güzel evladım, mis kokulu ağacım, şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce bugünün Ramazan'ın ilk günü olduğunu neden söylemedin?"